Merhaba arkadaşlar, yeni bir kutu açılım ve inceleme videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda Ulanzi markasının MT44 tripod selfie çubuğu veya arkadaşlar şöyle söyleyeyim monopodla diye geçiyor. Yani bu bir hibrit tripod diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten çok kullanışlı olduğunu açıklama kısmında detaylı bir şekilde sizin için araştırdım. Notlarımı aldım. Ne yarıyor, kimler kullanabilir? Gerçekten kalite açısından neler bize sunuyor, hep beraber bunu göreceğiz. Ülkemizde arkadaşlar Amazon üzerinde Ulanzi markaları satılıyor. Ben daha önceki videolarda da birçok Ulanzi markasının incelemesini yaptık. Çinli bir marka, genelde kamera ekipmanları ve tripodları, ışıkları ve diğer parçaları üreten bir firma. Gerçekten ürünlerin çok kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Hem fiyat açısından hem de performans açısından çok kaliteli, çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Diğer markalara göre 3'te 1, 4'te 1 fiyatına bu ürünlere ulaşıp faydalanabiliyorsunuz. Ulanzi MT44 uzatılabilir vlog tripod diye geçiyor arkadaşlar. Uzatılabilir vlog tripod diye geçiyor. Aslında aynı zamanda monopod, yani selfie çubuğu olarak da kullanabiliyorsunuz. Tripod olarak da kullanabiliyorsunuz. İki farklı görev var. Ürünü şu şekilde göstermiş olayım. Şunu söyleyeyim. Peki bu ürünü neden kullandım? Diyelim ki seyahatlerde video çekeceksiniz veya işte fotoğraf çekeceksiniz veya diyelim ki evde yine aynı şekilde video kullanımda ve fotoğraf kullanımda YouTube olsun, diğer sosyal medya ekibinde kullanabilirsiniz. İlla YouTube'a gerek yok. Instagram'da kısa videolar, yani Reels, YouTube'da Shorts, TikTok'taki videolar için kullanabilirsiniz bu ürünü. Daha önce ben kendim arkadaşlar şu şekilde Bosch markasının bu ürünü kullanıyordum. 3601. Ama bunu her zaman kullanmak gerçekten çok ağır oluyor. Ağır bir ürün. Yani ağır derken, yani bu şekilde açmanız lazım, bunu uzatmanız lazım falan filan. Biraz tabii ki uğraştırıyor, fazla yer kaplıyor. Ama bu ise tek bir parçadan yekpare 3 ayaklı olarak geliyor arkadaşlar. Şöyle ürünün kendisinin fotoğrafı burada. Siyah ve kırmızı rengi kullanıyor genelde Ulanzi markası. Burada ürünün özelliklerinden bahsetmiş. Şöyle göstermiş olayım. Kameraya burayı odaklarsa daha iyi olur. Gördüğünüz gibi normalde 33 santim. Akıllı telefon ve aynı zamanda fotoğraf makinesinde kullanabilirsiniz. 1,5 kiloya kadar extended, yani yükselebilir olduğunu ifade etmiş. Burada yine ürünün yan taraflarında Çince yazılar. Burada arka tarafta da alt tarafta da yine ürününle ilgili yazılara yer verdiğini söyleyebilirim. Şöyle ürünü açalım arkadaşlar. Arkadaşlar ürünü hemen kutusundan çıkaralım. Şu şekilde 33 santimlik ham haliyle, uzatılmayan halde göstereyim. Oradan bir şey uçtu ya. Uçtu, hemen bakayım. Herhalde bu Ulanzi markasıyla Vizim aynı marka diye geçiyor. Şöyle göstermiş olayım size arkadaşlar. Bununla ilgili bir herhalde garanti belgesi veya bilgilendirme fişi. Şöyle küçük bir, şöyle küçük bir, yine aynı şekilde kullanım kılavuzu bizi burada karşılıyor. Ürünle ilgili bilgilere yer verdiğini ifade etmiş. Şöyle göstermiş olayım. Buradaki tab bahsedilen ürünün ball hit dediğimiz başlık kısmı, quick light pink, yani bu ayarlanabilir kısmı, yine tripod kısmı ve selfie kısmından bahsetmiş. Şöyle eğer tripodu açmazsanız, burada ifade ettiğine göre toplam 1147 milimetre, bu da 114 santim yapıyor. Eğer şeyi de açarsanız daha yükseliyor, tripod kısmını, ayak kısmını. 1300 milimetre, o da 130 santim yapıyor diye düşünüyorum. Ama benim aldığım şeylerde ise farklı. Şöyle bir de arka kısımda bilgilendirme kısmı var arkadaşlar. Notlarım biraz daha farklı, onu söyleyeyim. Şöyle kutusundan başka bir şey de çıkmıyor. Ürün ABS plastik, yani kaliteli sert bir plastikten imal edilmiş. Şöyle göstermiş olayım. Gerçekten bayağı büyük yani. Bu ne böyle? Şöyle şu kısım sadece metal. Kafa kısmı 360 derece dönebiliyor arkadaşlar. Ama bu kısım ise, yani bu baş kısmı ise 90 derecelik açıya kadar, şöyle göstermiş olayım, eğilebiliyor, dönebiliyor.
Burada aslında bir hibrit olayı var. Yani şu kısmı sabit dersek bu bal hit dediğim kısımda sabitleniyor arkadaşlar. Şu şekilde güzel bir detay var. Şurada bir ulanzi markası var. Şurada bir kitleme kısmı var. Yani bu üst tarafı bu şekilde kitleyip açabiliyorsunuz. Tamamen metal gibi ama plastik, yani böyle sert bir plastik. Ürünün özelliklerinden bahsedersek arkadaşlar, bu halde 33 santim yapıyor. Aynı şekilde 6 ve 8 santime kadar cep telefonlarında şu şekilde göstermiş olayım. Şöyle kaldırınca arkadaşlar, burayı biraz daha sabitleyeyim ya. Şöyle sabitleyeyim. Şöyle sabitleyeyim. Şu şekilde arkadaşlar, burada akıllı telefonları yerleştirebiliyorsunuz. Yani akıllı telefon açısından da kullanabiliyorsunuz. Burada bir 1'e 4 inçlik bir başlık var. Yani bu metal kısım. Kameraları 1,5 kiloya kadar genelde aynasız kompakt fotoğraf makinelerinde yine buraya yerleştirebilirsiniz. Veya şunu şöyle aşağı eğip şu plastiği çıkardığınız zaman, şurayı kilitlediğiniz zaman da fotoğraf makinesini veya kameranızı koyabilirsiniz. Cep telefonunuzu da aynı şekilde şu şekilde burada şunu şöyle kapattığınız zaman buraya yerleştirebilirsiniz. Mesela diyelim ki iPhone sığacak mı? Evet, gördüğünüz gibi iPhone buraya hemen sığdı. Şurada şöyle acil yardım kısmına bastık. Şöyle vazgeçtiğim. Bu şekilde burada cep telefonu gördüğünüz gibi kullanabiliyorsunuz. Bu da yine aynı şekilde şöyle ayak kısmını şu şekilde, ayak kısmı şu şekilde yere sabitleniyor. Şunu da göstermiş olayım. Burada 4 kademe var. Şöyle bayağı bir uzadı. Tavana doğru gidiyor. Bakayım. Tavana doğru gitti yani. Şöyle göstermiş olayım size. Burayı da tekrar kilitliyorsunuz ki sabit durması açısından. Mesela şurada şöyle bir ayar kısmı var mı? Şöyle bir kaldırayım. Diyelim ki bunu şöyle kaldırıyoruz. Bakın, bir inceleme videosu daha var bu ürünle ilgili. Burada diyor ki bunu ayarlayamıyorsunuz, bu ayakların tripod kısmını. Ama ayarlayabiliyormuşsunuz. Yani bunu sıktığınız zaman istediğiniz pozisyonda, mesela siz bunu şöyle aşağı kadar veya diyelim ki şöyle kendinize çektiğiniz zaman, burada getirdiğiniz bu kırmızı metal kısmını kilitlediğiniz zaman da kilitleniyor. Şöyle göstermiş olacağım. Mesela diyelim ki şu anda bayağı yüksek, yani normalde 130 santim diyor. Şöyle göstermiş olayım. Bakın ne kadar yüksek. Benim aldığım nota göre ise toplam 112 santim diye kendi sitesinde, yani aldığım Amazon sitesinde açıklama kısmında 112 santim dedi ama kutu üzerinde 130 santim yazıyor. Tamamen kapalı halde aldığım nota göre 39 santim, kutunun üzerinde de 33 santim yazıyor. Böyle bir yanlış bilgi var. Onu da aktarmış olayım. Ya ben gerçekten ürünün kalitesini, malzeme kalitesini çok beğendim. Bu kısım metal. Yani uzatılan kısım metal. Siz bunu şu şekilde diyelim ki şöyle komple kapattığınız, kilitlediğiniz zaman şöyle bunu aşağı indirip telefonda şöyle eğdiğiniz zaman arkadaşlar, şu kısmı, şu baş kısım, ball head dediğimiz kısmına eğdiğiniz zaman şöyle diyelim ki eğdiniz. Bunu selfie çubuğu olarak da şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu açıdan da gayet kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Yani bayağı bir yüksek alandan diyelim ki fotoğraf çekeceksiniz. Bayağı bir uzuyor. 115-112 santim kadar. Bu videonun da arkadaşlar bu şekilde sonuna geldik. Ürünün Ulanzi markası MT44 ürünün incelemesini de yapmış olduk. Ben gayet ürünü beğendiğimi söyleyebilirim. Şu şekilde şuraya bir ball head kısmını, yani şöyle iyice bir sıkalım. Ben gerçekten arkadaşlar ürünü beğendiğimi söyleyebilirim. Bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.